Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Erdoğan Bayraktar isimli savcıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonu sonrası bayrakların geri adım atmayarak hayatının değiştiğini yazdı. Pehlivan'ın Süleyman Soylu'nun telefonu başlıklı bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle. Karşıdaki ses bir damar buldun gidiyorsun kes artık diyordu. Tehditle devam etti haddini bildiririm cümlesini kurdu dediği oldu. Peki neydi o sözleri duymasına neden olan filmi geri saralım. Erdoğan Bayraktar adlı bir başsavcı vardı ülkücü muhafazakar kimliğiyle bilinirdi. 15 Temmuz darbe girişiminden günler önce Tokat'ta göreve başladı. FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına dair çok ciddi bir soruşturma yürütüyordu. Örgüt imamlarının itiraflarıyla ülkenin dört bir yanındaki FETÖ mensubu kaymakamlara, vali yardımcılarına ve valilere ulaştı. Çektikçe çorap söküğü gibi geliyordu. Ancak soruşturma ilerledikçe büyük bir duvarla karşılaştı. Konuşulan o ki her şey FETÖ şüphelisi kaymakamların referansını İçişleri Bakanlığı'na sormasıyla başladı. Önce bakanlık bürokratları müdahale etmek istedi. İstenilen şuydu. Soruşturma dosyası Ankara'ya gönderilmeliydi. Öyle ya tokat gibi küçük bir Anadolu şehrinin imkanlarıyla yürütülemezdi bu dosya. Ancak Başsavcı Bayraktar asıl niyeti anlamıştı. Üstü kapatılacaktı. Taviz vermedi. Sonunda bu görüşmelerden netice alınmayınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefona sarıldı. İddia o ki Cumhuriyet Başsavcısına önce adeta hesap sorar gibi talimat vermeye kalktı. Beklemediği bir cevapla karşılaştı. Bunun üzerine girişte alıntıladığım ağır sözleri söylediği öne sürüldü. Sonra ne mi oldu? Başsavcı Bayraktar kışın ortasında jet hızıyla yargıtaya sürüldü. Yerine gelenler soruşturmanın seyrini değiştirdi. Aradan bir süre geçti. Bayraktar bu kez Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevdeydi. Lakin Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmesinden kısa süre sonra yine koltuğundan oldu. Bahçeli ise Başsavcı Bayraktar'a sahip çıktı. Görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun uzağa ermesi, tazih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir. Sonunda iddia o ki Cumhurbaşkanı'nın da sahip çıkmasıyla Bayraktar Ankara Batı Başsavcı Vekili oldu. Belki iyi bir rütbeydi ama biliyoruz ki FETÖ ile mücadele konusundaki deneyiminden faydalanılmayacaktı. Evet, Tokat'ta başlayan soruşturmanın üzerinden yıllar geçti. Peki Fethullahçı yüzlerce mülki idari mensubunun akıbeti ne oldu? İnsanın aklına gelmiyor değil. Acaba başsavcı Erdoğan Bayraktar devam etseydi, şu an hala görevde olan valilerden ya da kendisini başka tarikata aitmiş gibi gösteren nüfusu bürokratlardan gözaltına alacaklar olacak mıydı? Kim bilir dedi.